3 Eylül haftalık burcumuza hoş geldiniz. Canlı yayın yapacağız. 10 bin kişiye ulaşmamız lazım. O yüzden uyarıyorum herkesi. Bu Eylül bitmeden 10 bin kişiye ulaşalım canlı yayınımızı. Yapalım. Koçları neler bekliyor diyorsanız 3 Eylül. Aslında yeni oluşumlar ve var olan geçmiş borçlarla ilgili biraz daha bazı ödemeleri yapmaya karar verdik. Zaten geçenki videolarımızda da takip ederseniz ne doğru ne yanlış ona göre yok. Ama devletle ilgili bir mahkemesel ya da ailenizle ilgilendiren bir sorun gündeme gelecek. Ekim gibi gerçekleşecek bu sorun. Biraz dikkatli olursanız iyi bir aydınlığa kavuşacaksınız. İlişkinizle ilgili de devam etmesine karar verdiğiniz bir ilişki ve evlilik yoluna gidecek. Ama en güzel şey ilişki, evliliğiyle ilgili sorun yaşayan koç burçlarımız evliliğini düzeltme, yenilik dönemi. Devlete girmek isteyen koç burçları için büyük sevinç var. Gerçekten devlet kapısı açılacak ama yurt dışı eğitimi almak isteyen koç burçlarımız için de Kasım arası doğru bir süreç olacak. Sağlık için kemik ağrısı, bacak ağrınız ya da bel ağrınız olabilir ama vücudunuzda önemli bir rahatsızlık yok. Panik yapmayın. Bir de anneniz ya da karınızla güzel vakit geçirirseniz keyfini çıkartın. Boğa burçlarını 3 Eylül itibariyle evet yoğun tempo, yoğun iş temposu ama onlar bu yazı çok hararetli, kilo aldılar, verdiler. Bazı tutulmalarda dengeleri yıprandı, depresyon halleri oldu ama Eylül onlar için iyileşme, toparlanma ve daha güçlü bir süreci olacakları için boğalar aslında kendini bulma, yenilik ve yenilenme sürecinin çok güzel keşfini yakalayacak. Ve uzun süredir eğitim yapmak isteyen boğa burçlarımız için bu kararı alacak ve yurt dışına giden boğa burçlarımız var. Gerçekten hayırlı olsun. Ve uzun süredir iş bekleyen boğa burçları Ekim ayı itibariyle bunun sevincini artık maaşları ve işi belli olmuş olacak. Aşk konusunda da ben yalnızım Emineciğim, ne kadın buldum, bir ne koca buldum diyen kızlarımız ve erkeklerimiz varsa gerçekten Ekim başlangıcında doğru insanınızı bulacaksınız. Sizde de mide ile alakalı değil de akciğer ya sigara ya da herhangi bir sıkıntı varsa akciğerleriniz hassas gözüküyor. Dikkat edin. Bir de ev alma gibi niyetiniz var. Eylül bitmeden bunun sevincini yaşayacaksınız. İkizler burcunun ikizler burcunda ne değişimler? Kavga, gürültü, patırtı vardı. Sakin bir döneme giriş yaptınız. Eylül sizin aslında çok güzel kapılarınızın açılacağı, bereketli bir döneme giriş yapacağınız bir dönemdir. İki ayrı işte de koşturuyorsunuz. İki ayrı paranız var. Hatta araç almak isteyen ikizler burcu var. Evet, güzel bir araç kapıda olacak. Hatta beyaz ya da mavi tonları enerjisi alıyorum. Hayırlısıyla ilişkinizle ilgili de sizde bir çocuk sevinci olabilir ya da bir çocuk düşünceniz olabilir. Yıl bitmeden bunun sevinci ve inşaatı bitmesini beklediğiniz bir ev var. Bunun sevincine de yıl sonu itibariyle aydınlığa kavuşacaksınız. Fakat sizde de alerjik problemler olabilir. Göz, kirpik, kaş alerjisi olabilir. Kaşıntınız olabilir. Dikkat diyorum. Ailenizle ilgili vakit geçirmek istiyorsunuz. Ailenize vakit ayır. Anne, baba, kardeşlerle ilgili planlarınız var. Onlara bir ev alma niyetiniz var. Allah kısmet ederse bu yıl bitmeden değişecek ve hayırlı olacak. Yengeç burçları ile ilgili 3 Eylül aslında onların yurt dışı ile ilgili planları vardı, evrak işleri vardı, hep aksilik oldu, hep hayalleri geride kalıyor, hiç olmuyor diyen yengeç burçlarımız için Eylül gerçekten onların Allah katında ödüllendirme ve başarı ve ışık alacağı bir nokta. O yüzden doğru kararlar verdiğiniz sürece şans kapılarınız güzel bir şekilde açılacak ve istediğiniz iş kapının da sevincini yaşayacaksınız. İnançlarınıza çok güveniyorum yengeçler. Rabbim sizin üzerinizdeki bütün negatifleri geride bıraktı. Çünkü enerjiniz ve dağılan evreleriniz, ev evreniz çok verimli ve aydınlık olacak. O yüzden sizde de güzel bir evin muradı ve güzel bir işin muradı olacak. Panik yapmayın. Sağlık konusunda şu an için riskli bir nokta yok ama küçük bir operasyon var. Belki geçici bir operasyon, kalıcı bir operasyon olarak görmüyorum. Korkmayın. Ama evli çiftlerimiz için bir ev ve araç değişimi söz konusu olacak. Hayırlı olacak. Bir de anne rahatsızlığınız olabilir. Bununla ilgili biraz sıkıntı yapabilirsiniz. Dikkat diyorum. Ama güzel bir anlaşma, bu anlaşmayı değerlendirin. Aslan burcu için Eylül aslında yurt dışında bazı evraklarla ilgili çözdüğü evrakları halledecek Eylül sonuna kadar. Sonrasında yurt dışında şirketini kuracak. Buraya gelecek. Buradaki şirketi ya da işiyle ilgili büyütmeler yapacak. Çok ayrı 3 ülkeden büyük anlaşma yapacak ve güzel. Ama işsiz olan aslan burçları Eylül ortası itibariyle büyük işler, teklifler ve istediği teklifleri aydınlığına kavuşacak. Ama devletle ilgili bekleyen aslan burçlarımız için bir dahaki sene daha olumlu ve daha hayırlı olacak. Aşk konusunda zaten doğru aşkınızı buldunuz. Çocuk planı tarihini de verdiniz. 2019 sizin çocuk doğurma döneminiz. O yüzden şimdiden bunun planlarını yapın. Bir de ev almak istiyorsunuz. Kiraya çıkmak istemiyorsunuz. Ara sıra böyle düşünceleriniz var.
geçici kira, sonra kendinize ev alırsınız. Şu an işler sıkıntılı, para ödemeleriniz sıkıntılı. Bir dahaki sene 2020'de alırsanız de sağlık problemi, evet dökülmeleriniz var ama şu an biraz psikolojik olarak yorgunluklarınız var. Aileyle ilgili yaşanan sıkıntılar geride kalıyor. Mutlu bir dönem diyorum. O yüzden güzel bir sürece oluşacaksınız. Başak burçları. 3 Eylül Başaklar için aslında yorgunluğu bitirdi. İşe tekrar konsantre oldunuz. Ve yeni evraklarla ilgili, yöneticilerinizle ilgili atışmalar geride kaldı. Konumunuz değişti. Ve aslında daha istediğimiz bir konum var. Bunun için de Kasım ya da Aralık ayında yükselişiniz gerçekleşecek. Eğitimini devam eden Başak Burçları bitirmeyelim diye kararsızlığı var. Ve master yapmak isteyen Başak Burçları. Aslında eğitiminizi bitirin, masterınızı yapın. Çünkü daha iyi bir iş teklifi gelecek ve yurt dışına gidebilirsiniz. Hayırlı olacak. Sizin de bitmeyen bir miras mevzunuz var. O aydınlığa kavuşacak ama sizde de baba rahatsız olabilir. Sizin vücudunuzda bir rahatsızlık değil de babanıza ait rahatsızlık ya da kayınpederinizle ilgili sağlık problemleri olabilir. Dikkat diyorum ama ölümsel bir durum enerjinizde gözükmüyor. Ama şöyle bir şey var. Sizin de uzun süredir evinizin içinde değişmesini istediğiniz değişiklik. Biz bence evi komple değiştirip yeni bir eve geçeceksiniz diyorum. Akrep burçları, terazi burçları, kendimi atladım derim bir de. Teraziler için aslında evet sistemle giden hayatlarıyla ilgili biraz dingin bir süreçteler. Çünkü beklenen işler duraksama dönemine girdi. O işler olduğu takdirde mağmur sıkıntımız olmayacak terazi burçları var. Evet bu duraksayan dönem Eylül sonuna kadar hareketli ve istediğiniz nokta ama iş sorunu yaşayan terazi burçlarımız için aslında güzel bir iki ayrı noktada iş var. Bunu değerlendirirseniz para dengeniz de aydınlığa kavuşacak. Araba isteyen terazi burçlarımız için de Kasım sonu itibariyle aracınızı alacaksınız. Hayırlı olsun diyorum. Evli terazi burçlarımız için evliliklerinizle ilgili mutlu ama ev yenilemek ya da evi değiştirmek gibi değil de ev eşyası değiştirmek gibi bir niyetiniz var. Allah kısmet ederse gerçekleşecek. Sizde de uyku probleminiz var. Geceleri uykusuzsunuz. Belki nazar olabilir. Nazar duası okursanız, bir de evinize kurşun götürürseniz enerjinizin değişeceğini düşünüyorum. Akrep burçları için 3 Eylül. 3 Eylül akrep burçları için aslında tatilinizi yaptınız, geldiğiniz iş temposu, işleri düzeltme, ofis ya da iş kapınızı düzeltme telaşındasınız. Ve kariyer hayatınızla ilgili yabancı dil ya da yapmak istediğiniz bir kursunuz var, buna gidin. İlişkiniz konusunda şu an sakinliğe girdi, her şey rutine girdi. Kaygılarınız var ama kaygılar yaşanmadan öğrenilmez. Yaşayın, öyle öğrenin diyorum akrepleri. Çünkü siz hakikaten akrepler çok iyi niyetliler. İyi niyetini zarar gördükleri zarar görmesi lazım ki karşı taraf anlaması için akrepler bir zarar görsün sonra ondan sonra hani akrebin şeytanlığı çıkar deriz ya evet o dönem şeytanlığınızı çıkıp kurtulma olayınız olabilir diyorum. Ama işinizle ilgili değil de ailevi ev değiştirmek, yenilenmek ve yenilik süreciniz var. Bence bu aralığa kadar devam edecek bir sorun. Şu an için evinizde ocağınızı değiştirmeyin. Masa ya da sandalye ya da mutfağınızı değiştirin ya da boyanızı yaptırın yeterli diyorum. Yay burçları 3 Eylül, 3 aşağı 5 yukarı derken 3 Eylül'e geldik. 3 Eylül'de yay burçlarımızla ilgili aslında sağlıkla ilgili değil de onların estetik merakları çok ön planda. Tatil yaptık, yaz başladık, burun, kaş, göz, botoks filan. Anam yay burcu, bu güzelliğimize güzellik kattınız. Biraz kilo probleminiz olabilir ama bunlar geride kalacak. Kendi vücudunuzda takıntılarınız var. Bu takıntılardan çıkın. Aşk isteyen yay burçları için Eylül bitmeyi itibariyle aşka yelken açıp evlilik yapacağımız insanla karşı karşıya. Arabanızı değiştirmek isteyen yay burçları, şu an paranız yok, gerek yok, arabanız götürüyor sizi. Evinizi de değiştirmeyin çünkü sizin sadece evde masa değiştirin, sandalye değiştirin ama ev bana göre değiştirilecek hiçbir şey yok. Daha yeni değiştirdiniz, her dakika sıkılıyorsun. Sıkılmayı bırak, doğru huzurlu bir orman içerisinde kendi enerjini değiştirmek. Bir yoga meditasyon senin enerjine iyi gelecek. Ondan sonra verimlilik ve huzuru bulacaksın. 3 Eylül boğada değişen evreler ne? Oğlak'ta değişen neler var diyorsanız, yani bir an boğa dedik ama Oğlak'ta değişen neler var diyorsanız, Oğlaklar aslında iş temponun verdiği yorgunluklar devam ediyor. Çok büyük işlere imza attınız, yöneticinizle yaşanan kaosları öğrendiniz ya da şirkette yaşanan kaoslar. Şimdi yeni bir kadro oluşturmaya çalışıyorsunuz ve bu kadro çok başarılı olacak ve zarar görmeyeceksiniz. Sizin en büyük korkunuz anne kaybetme. Annenizde şu an sağlık problemi yok. Gereksiz kendi takıntılarınız var. Bu takıntılarınızdan çıkın. Bir de yurt dışı ile ilgili yaptık. Tekrar yurt dışı seyahatine ne gerek var? Oğlak burcu, otur oturduğun yerde işlerine konsantre ol. Kendine
eğer yapmak istediğin, mekan açmak ya da yeni oluşturmak istediğin noktaların var, bunu oluştur. Sağlık konusunda bir problemin yok, sadece takıntılarım var, bana büyü mü yapıyorlar, lazerim var, enerji mi değişti, sizde sadece gereksiz hani kuruntu var, bu kuruntulardan çıkın diyorum. Ve kardeşler arasında uzun süredir diyalog kopukluğu var, bunlar düzelecek, zaman içerisinde iyileşecek. Kova burcu, 3 Eylül kovaları suyu doldurduk, boşalttık. Oldu, dolu oldu, boş oldu. Boş oldu, dolu oldu. Elimi ne atsam kuruyor Emineciğim. Artık ben işte aşkta şansım hiç yok. Yani kova burçları için sürpriz gelişmeler. Gerçekten hayatlarındaki döngü değişecek. Daha verimli para, özel hayat konusunda daha verimli sürece gireceksiniz ama Kasım ayına kadar biraz daha sabırlı olun. Doğru kovanın enerjisine gireceksiniz ve ondan sonra mantığınız ve duygusallığınızla birlikte oluşmasını istediğiniz her şey rayına oturacak. Ama aşk konusunda uzun süredir ilişkisiz diyen kovalarda vallahi Kasım'a kadar doğru insanınızı bulmuş ve hatta evlilik yapacaksınız ve kız çocuk enerjiniz gözüküyor. Hayırlı olacak. Sağlık konusunda bir probleminiz olduğunu düşünmüyorum. Sadece çok yalnızlıktan bunaldınız. Kendinizi ormana, bağıra, çağıra, denize atmak için atın, daha mevsimindesiniz. Denizin tadını çıkartın, keyfini çıkartın. Çünkü yeniden doğuşunuzu kutlayacaksınız ve hayırlı olacak diyorum. Balık burçları için de aslında çok yoğun bir iş temposu var. Artık özel hayat oturttu, yeni işe geçti ve işin sistemi ve para kazanma nasıl yollarına bakıyor balık burçları. Akşamları oyun oynama modunda, sabahları o kondolda. Yani artık yapacak bir şey yok. Balık burçları için de devletle ilgili beklediği evraklar ve üstüne geçmesi gereken evraklar var. Bunlar olumlu olacak. Özel hayatınızı oturttunuz ama uzun süredir balıkların aşk diye yalan kızlarımız var. Size de aşk var kızlar. Panik yapmayın çünkü sizin yörüngenizde balık burçlarında, çünkü biz aşksız, mutsuzuz diyen balıklarımız için Ekim ortasında muhteşem aşk ve evlilik yapacağınız ya da ilişkiniz uzun soluklu olacağı bir ilişkiye yelken açacaksınız. Bir problemdir ve uzun süredir devletle ilgili evraklarım gelmiyor diyen balık burçları için de Eylül bitimi itibariyle mahkemelerde çözülmesi gereken olaylar var. Bunlar hayırlı olacak ve bir ev almak gibi niyetiniz var. Bence biraz daha bekleyin. 7 ay sonra almak istediğiniz evi alırsanız balık burçları huzuru bulacak. Evet, 3 Eylül haftalık burcumuzu yorumladık. Canlı yayına geçmemiz için 10.000 kişiye ulaşmamız lazım. Hem canlı rüya hem burçlarınızı yorumlayacağız. Herkes bu videoyu paylaşsın. Videomuzu paylaştıkça abone sayımız artar. Canlı programa daha erken ulaşırız. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.